Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Hulusi Akar, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi açılış etkinliği ve ürün lansmanında yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada, hem Türkiye'nin hem de dost ve kardeşlerinin hakkını ve hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadele ettiğini belirtti. Tüm bu faaliyetlerde elde edilen başarılarda, personelin kahramanlık ve fedakarlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük hamleler yapan yerli ve milli savunma sanayisince geliştirilen, üstün teknolojiye dayanan harp silah, araç ve gereçlerinin önemine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: "Artık Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir. Bu kazanımlarımızı muhafaza etmek, ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artırmak için sistemlerimizi en verimli hale getirmek ve üstün teknolojiye sahip olmak bir tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline gelmiştir." Akar, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek ve teşvikleriyle, başta savunma sanayi olmak üzere, hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Bakan Akar, savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranımızı %70'ler seviyesine çıkarmayı başardık. Geçmişte, piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok namlulu roket atarlarımızı, atak helikopterlerimizi ve akıllı hassas mühimmatlarımızı tasarlayıp, inşa, imalat ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz, diye konuştu. Milli Muharip Uçak, Siper Hava Savunma Sistemi, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ile ilgili çalışmalarında yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Akar, yakın zamanda ilk milli helikopter motoru TYTS-1400 ünde testlerini başarıyla gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.